Dördüncü Boyut programından hayırlı akşamlar. Bu programımızda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Karakaya ile gündeme dair bir takım değerlendirmeler yapacağız. Sayın Karakaya, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi PKK'nın lider kadrosundan diye tabir edilen Cemil Bayık diyor ki bu son yaşanan olaylar çerçevesinde çözüm süreci bitti mi, çözüm süreci sona mı erdi bağlamında bir soruya cevap vererek diyor, savaşı diyor biz yaparız, Abdullah Öcalan Önder de diyor barış yapar diye bir açıklaması var. Sıra dışı bir açıklama bu Cemil Bayık'tan. Yeniden savaşılan bir döneme mi girdi Güneydoğu? Hükümetin çok üzerinde itinayla durduğu çözüm süreci de bu anlamda bitti mi? Öcalan iki hafta önce bir görüşmede ayın 15'ine kadar kardeşine bir ziyarette söylediği bir cümle var. Ayın 15'ine kadar beklenilen şeyler, ileri derecede adımlar atılmazsa ben de bu süreçte yokum dedi. Bu iki haftada da bu hadiseler yaşandı. Siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu gelişmeleri nasıl bir perspektiften gördünüz, görüyorsunuz? Şimdi Yasin Bey, biz tabii Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu gelişmeleri çok yakından izliyoruz. Ta başından beri izliyoruz. Yani izin verirseniz öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum. Bugün gelinen nokta itibariyle bakıldığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu açılım süreci başlatıldığında, hani Kürt açılımı dendi, barış projesi Oslo dendi, süreci demokratik dendi. Açılım dendi, dolayısıyla kardeşlik projesi dendi. Daha o zamanlarda çok güzel şeyler olacak diye başlatılan, aslında başlatılan değil de kamuoyuna duyurulmaya başlanan bu süreç bugün itibariyle bakıldığında Milliyetçi Hareket Partisi'nin o günden bu yana yaptığı eleştirileri ve uyarı noktasındaki söylemlerinin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi bakın, bugün gelinen nokta itibariyle dikkat ederseniz bir tarafta PKK, ki PKK'yı biz hiçbir zaman bu memlekette Kürt kardeşlerimizin, Kürt kökenli kardeşlerimizin temsilcisi olarak almadık. Ama şunu söyledik, dedik ki bu yapılanlar, açılım adı altında yapılmaya çalışılanlar PKK'yı canlandırmadır. Bunları güçlendirmedir. Oradaki Kürt kökenli kardeşlerimizi çaresiz bırakıp PKK'nın pençesine bırakmaktan başka bir şey değil dedik. Ve öyle oldu ki sanki PKK algı olarak da Kürt kardeşlerimizin bir kısmının da temsilcisiymiş noktasına getirilmeye çalışıldı. Bugünkü yaşanan olaylar bunun böyle olmadığını da aslında bir taraftan gösterdi. Ama asıl buradaki bizim ifade etmemiz gereken şey şu ki bu açılım süreci denilen proje mi dersiniz? Biz buna ihanet projesi dedik. Bu proje Türkiye'yi ne hale getirdiğini, kardeşliği ne hale getirdiğini daha geçtiğimiz günlerdeki ülkemizde, İstanbul dahil birçok şehrimizde, Güneydoğu'daki birçok ilimizde yaşanan olaylar, ki özellikle bu televizyonun merkezinin de olduğu Gaziantep'te yaşanan olaylar bize bunu açık bir şekilde ortaya koymuş oldu. Yani bunun çok bir yanlış bir yol olduğunu bu açılım projesi adı altında kardeşliğin arasının açıldığını, ülkenin birliği, bütünlüğü, geleceğiyle ilgili ciddi riskleri ortaya koyduğunu aslında
bu son günlerde yaşadıklarımız ortaya koymuştur. İşte bir tarafta Bayık diyor ki, efendim biz savaşırız, barış işi öbür taraftadır. Yani kendileri bir şekilde sanki düzenli ordu ve bakın öyle bir noktaya geldik ki bu neyle başladı? Dediler ki terörle mücadele, daha doğrusu biz şunu söyledik, dedik ki terörle mücadele edilmez, müzakere edilmez, terörle mücadele edilir. Yani siz teröristi etkisiz hale getirmeden, elinden silahını almadan, diz çöktürmeden buradaki huzuru sağlamanız mümkün değil. Ama ve aslında bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptı. Yani dağ kadrolarının 5000 kişiyle sınırlı olduğunu istihbarat örgütleri söylüyor. Şimdi 30-35 bin söylüyordu. Civarında, evet, 30-35 bin civarında da bu konuda bir kayıp var. Yani normal şartlarda 7 kere Türkiye Cumhuriyeti Güvenlik Güçleri ve ordusu PKK'yı imha etmiş. Evet. Yani teorik olarak bakıldığında normal şartlarda PKK bugün yaşıyor olmaması gereken bir örgüt. Yasin Bey çok doğru söylüyorsunuz. Ben şunu çok açık net bir şekilde ifade edeyim. 2002 yılında 99-2002 sürecinde ben bürokrasideydim, üst düzey bir yöneticiydim o dönemde. 2002 yılında iktidar o dönemde teslim edildiğinde PKK kolu kanadı kırılmıştı. Kolu kanadı kırılmıştı. Yapılması gerekenler vardı. O saatten sonra özellikle belli bölgedeki coğrafik olarak bakıldığında bir Güneydoğu sorunu vardı. Ama bunu bir Kürt sorunu biçiminde algılatmaya çalıştılar. İnsanları bir şekilde bu anlamda rahatsız ettiler. Oysa Güneydoğu'da sadece Kürt kökenli kardeşlerimiz yaşamıyordu. Birçok etnik kökenden gelen ama hepsi de bir bütün olarak kendisini Türk milletinin bir mensubu olarak gören insanlarımız yaşıyordu. Orada bölgesel olarak bir kalkınma farklılığı vardı. Yani Türkiye'nin ekonomik anlamda bakıldığında, ekonomik politikaları geliştirilirken bizim öncelikle üzerinde durduğumuz hususlardan biri bölgesel kalkınma farklılıklarıdır. Hı. Bölgesel kalkınma farklılıklarını ortadan kaldıracak projeler geliştiririz. Yani bu noktada da tabii ki bölgeler itibariyle kalkınma farklılıkları vardı. Bütün dünyada olduğu gibi. Bütün dünyada olduğu gibi. Yani bu sadece Burdur'da kalkınmış belli değil mesela. Bakın, ya onu söyleyeceğim. Yani olay sadece Güneydoğu tamamen kalkınmamış, Doğu kalkınmamış da yani Orta Anadolu kalkınmış değil. Orta Anadolu'da da öyle yerler, öyle kentler, öyle kasabalar var. Çankırı mesela bize en yakın yer. Çankırı'ya evet. Bakın, Çorum'a bakın, yani diye birçok yere bakın, Kırşehir'e bakın. Evet. Yani dolayısıyla buralarda bunların ilçelerine bakın, oradaki ilçelerle karşılaştırın. Türkiye'deki sorun kırsalla şehir merkezleri arasında ciddi bir farklılık var. Yani dolayısıyla biz bu farklılığı aldık, daha çok ağırlıklı olarak ekonomik anlamdaki bu farklılığı aldık. Bir şekilde kimlik siyasetine götürmeye çalıştık. İşte kimlik siyasetleri bugün Türkiye'yi bu hale getirdi. Bakın şunu diyecekler, efendim işte insanlar nereden kendilerini nasıl ifade ediyorlarsa odurlar. Evet odurlar. Buna itiraz eden mi var? Evet. Ama eğer biz burada birlik, beraberlik içerisinde yaşayacaksak, bir bütün olacaksak, kabile devleti olmaktan ya da kabilecilikten vazgeçip millet olacaksak, tabii ki üst değerler olarak ifade ettiğimiz belli değerlere de hep birlikte sahip çıkmak durumundayız. Yani bu anlamda bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası, bu anlamda bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi hiçbir zaman hiçbir insanımızı dışlayan yaklaşımı olmamıştır. Yani bunun için biz özellikle burada kardeşlik vurgusunu öne çıkararak varsa bir takım eksiklikler, bunların dediğim gibi birliğimizi, dirliğimizi bozmayacak şekilde bu yapı içerisinde yapılabileceklerin de yapılacağını ifade ederek bu işlerin çözülmesi gerektiğini hep söyledik. Bakın bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde en çok rahatsız olan kimdir?
Yani geçmişte vatanına, milletine bağlı, devletine bağlı hizmet eden insanlarımızdır. O insanları biz bak bu geçtiğimiz süre içerisinde hakikaten PKK'nın eline bıraktık. PKK'ya orada ciddi bir alan açtık. Yani asker kışlasından çıkmayacak dediler. Polis karakolundan hareket etmeyecek dendi ve sonuç itibariyle gelinen noktada bakıldığında aman dokunmayın. Açılım zedelenir, aman dokunmayın proje zarar görür biçimindeki yaklaşımlarla bayrağı indirttik. Bakın Güneydoğu'da askerin, polisin, öğretmenin ve birçok vatandaşımızın Kürt, Türk, Laz, Çerkez ayırt etmeden, katleden teröristlere orada şehitlik açıldı. O şehitlikler üzerine getirildi, heykeller dikildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ki yani o yılları da çok iyi hatırlayalım. Yani bir şeye kalkıp tukaka demesi kolaydır. Ezbere konuşmak kolaydır. Ama tamamen işgal altındaki yedi düvenin gelip işgal etmiş olduğu her tarafta mahremine göz dikmiş bir dönemin düşündüğümüzde o noktada hakikaten yok olmuş bir milleti küllerinden yeniden inşa ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bize kazandıran bir şahsiyet. Dolayısıyla buradaki olay kimsenin oradaki bir heykelle falan şeyinden değil. Burada dimdirek doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti hedef alınıyor. Yani orada heykeller yakılırken, yıkılırken dolayısıyla... Siz çok sistematik bir muhalefetten, dirençten söz ediyorsunuz. Yani bu devletin temel parametrelerini istisna konusu eden, bunu tartışan bir mekanizmadan söz ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani bakın... ama sonuç itibariyle siz orada şu açık seçik bir şekilde anlaşmalı olarak PKK'ya bir alan açtınız. Güneydoğu Anadolu bölgesini PKK'ya bir alan olarak oluşturdunuz. Ama gelinen noktada PKK şunu dedi ve bakın bir vatandaşın kendilerine karşı nasıl ifade edeyim? Yani kendilerinin yaptıklarını hoş görmeyen, dolayısıyla yaptıklarının yanlış olduğunu ifade eden vatandaşların da direncini kırdınız. Yani Güneydoğu'daki birçok vatandaşımız şunu konuşmaya başladı, özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımız, devlete bağlı olan milletle kardeşliği sonsuza kadar yürütme azminde olan o vatandaşa şunu dedirttiniz. Ya biz acaba yarın buralar PKK'ya bırakılıyor, bakın devlet bilinçli olarak buralarda elini çekiyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yarın bizim halimiz ne olacak noktasına getirdiniz. Yani burada en çok sıkıntıda olan yani durumları itibariyle geleceklerinden endişe eden kesim bu kesim oldu. Ve dolayısıyla devlet bunlara sahip çıkmadı. Ve ne haliniz varsa görün dedi ve bu insanların birçoğu oralardan taşınmak zorunda kaldılar. Ama bakın verilen bu tavizler nereye geldi biliyor musunuz Yasin Bey? Sonuçta PKK şunu dedi ya biz demek ki biz güçlüyüz. İstediğimizi yaparız. Yani dün geldiğinde bana ben Türkiye Cumhuriyeti Devlete hizmet etmek istiyorum, beni kullansın diyen Abdullah Öcalan bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ayar çekmeye çalışıyor. Ve mesajları meydanlarda okunuyor. Mesajları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altındaki grup toplantılarında okunuyor. Yani dolayısıyla gelinen noktaya, ha şu burada benim milletimize de bir sistemim var. Yani biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak üçte bir iktidarda bir koalisyonda yer aldık. Orada üçte bir ağırlığımız vardı. Ve o dönemde bize Abdullah Öcalan'ı asmadın diye her yerde sorguladılar. Ama şu gelinen noktada Adalet ve Kalkınma Partisi'ne demiyorlar ki kardeşim bu ne rezalet demiyorlar. Bakın yetinmedi PKK bununla.
Güneydoğu'nun da alan açılmasıyla yetinmedi. Ne oldu? Diğer taraflar da benim demeye başladı. İstanbul'da dedi. Diyor ki Kobani olarak ifade ettikleri Arap Pınarı, Aynel Arap şehrinde, kasabasında ki çatışmalarla ilgili olarak tehdit ediyor. Diyor ki Kobani düşerse diyor Ankara'da düşer, İstanbul'da düşer. Kim nereden ne düşüyor? Aslında buna ben doğrudur diyorum. Kobani düşerse Ankara düşer. Peki Bağdat düştüğünde, Şam düştüğünde, Halep düştüğünde bu coğrafyalarda bir sürü katliam yapılırken bu arada HDP niye herhangi bir hassasiyet göstermedi? Yani Suriye'de Kobani dışında şehir yok mu? Halep diye İslam medeniyetinin en büyük şehirlerinden biri, 4 milyon nüfusu var, yerle bir edildi. Doğru. Yerle bir edildi. Hiç kimsenin orada çıkıp da bir şey söylemedi. Musul düştü. Türkmenler Musul düştü. Musul düştü. Evet. Türkmenlerin Telafer'de katliamlar yapıldı. Yani burada Kürt ölünce HDP tepki gösteriyor ama bunun dışındaki herhangi bir mazlum milletten Irak'ta Araplar da fevkalade zulüm altında. Tabii. Sünni Araplar çok büyük bir ızdırap içerisinde. Niye? Hem merkezi idarenin baskısı altında hem şimdilerde IŞİD bir terör uyguluyor. Benim burada anlamaya çalıştığım şey şu. Milliyetçi Hareket Partisi Kürtlere verilen haklarla haklara itirazı yok. Bunun çok karşısında değil. Şimdi haklar derken yani o noktada da bakın oradaki şey şu. Yani sonuç itibariyle Kürt vatandaşlarımızın kendisini Kürt kökenli olarak gören vatandaşlarımızın, Diyarbakır'daki vatandaşımızın Ankara'dakinden haklar anlamında bir farkı yok. Yani eğer buradaki hak konusu, hak dediğiniz şey ben ana dilde eğitim yapacağım diyorsanız biz buna karşıyız. Ama ana dilde niye konuşma diyelim. Hayır, ne kadar yani ana dilde konuşuyor zaten. Yani ona kimsenin bir şey kendi diyeceği yok. Kültürel... Kendi kültürünü yaşar. Yani onlar bizim çeşitliliğimizdir, onlar bizim siz zenginliğimizdir. Siz burada PKK'yı muhatap almaktan rahatsızsınız. Biz PKK'yı muhatap almaktan rahatsızız. Tabii ki rahatsızız. Yani terör örgütüyle müzakere edilmez. Müzakere edersen bu duruma gelirsin. Bakın Güneydoğu'da terör diye bir şey kalmamıştı. Şimdi analar ağlamasın, kan akmasın dediniz. Gelinen nokta itibariyle baktığınızda Türkiye'nin bütününe bunu yaydınız. Yani bir gün içerisinde, iki gün içerisinde yani kaç tane vatandaşımızı kaybettik, şehitler verdik. Yani dolayısıyla yani bu noktada bakıldığında yapılan o açılım dediğiniz, proje dediğiniz, barış dediğiniz şeyin geldiği sonucu gördünüz. Türkiye ciddi bir şekilde sıkıntıya girdi. Şimdi hükümet papucun pahalı olduğunu anladı. Bu sefer kalktı, yasa çıkarıyor falan. Bu da laf. Bu da milletin tepkisini azaltmak için. Tabii kesinlikle. Yani bakın Yasin Bey, böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya ortada kimin ne yaptığı belli, adam fiili olarak saldırıyor. Sokakta eline taşı almış atıyor. Molotov kokteyli sallıyor. Ve hiçbir rastgele değil. Rastgele değil. Ama ortada insanlar. Çok sistematik bir şey yapıyor. İnsanlar ortada. Şimdi buna yani o kadar saldırı yapılırken polisin yetkisi mi yok elinden tutmamaya, müdahale etme? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani o tamamen farklı bir şey. Yani o oradaki tansiyonu düşürmeye dönük bir şey. Tansiyonu düşürmeye yönelik bir, onu işine geldiği gibi de kullanacak başka kesimlere yapılan bir şey. Yani bizim hükümet şu anda şeyi bıraktı. PKK'yı, MKK'yı bıraktı. Şimdi bakmayın PKK'dan gürültü çıktığı için, millet rahatsız olduğu için PKK'yla, terörle vesaireyle şey yapıyor. Bizim hükümet döndü, başka şeylerle uğraşıyor. Bir paralel tutturdu, gidiyor. Yani her dönem olduğu gibi suni bir şey yaratıyor. Siz söyleyin. Bir düşman yaratıyor. Bir sanal bir şey yaratıyor. Onunla başlıyor uğraşmaya. Bu dönemin sanal düşmanı da bu. Paralel diyor. Evet, paralel var. Bu memlekette paralel var. Ama önce paralelin nerede olduğunu göreceksin. Paralel Güneydoğu'da. Güneydoğu'da bakın bugün siz orayı boşalttınız. PKK'ya alan açtınız. Orada
KCK'nın, PKK'nın bir şekilde devlet kurmasına izin verdiniz. Bunu Sağır Sultan duydu. Yani Güneydoğu'da valiler atandı, kaymakamlar atandı, vergi daireleri kurundu, vergiler toplanıyor, yollar kesiliyor, haraçlar toplanıyor. Dolayısıyla yani bu noktada Güneydoğu'ya gidip gelenlerin anlattıkları basına, medyaya yansıyanlar, bu orada olanların onda biri. Onda biri. Yani her tarafa bir şekilde sirayet etti. Şimdi siz bunlara izin verdiniz. Yani evet, Türkiye'de bir paralel yapılanma var. Ha, beri tarafa gittiğinizde ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir temsilcisiyim. Kardeşim, sen neden şikayet ediyorsun ya? Sen neden şikayet ediyorsun? Bu ülkeyi 12 yıldır tek başına yöneten sensin. Ya Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir iktidara nasip olmayan çoğunlukta ve güçte bir iktidar gücü elde etti. Şimdi sen neye ağlıyorsun? 12 yıl sonra neyin ağlamasını yapıyorsun? Hala bugün Türkiye'nin birçok temel sorunuyla ilgili, yapısal sorunuyla ilgili konuşmasına bakarsan, sanki daha iktidara yeni gelmiş de bu sorunları çözecekmiş gibi konuşuyor. Yani artık geçmişi eleştirirken önce atlıyordu, ta Cumhuriyet döneminden eleştirmeye başlıyordu. İsmet İnönü'den başlıyordu eleştirmeye. Evet. Şimdi kendilerini artık eleştirmeye başladılar. Farkında değiller, dönemlerini eleştiriyorlar. Ama bakın, bakın, Güneydoğu'da bu yapılanmaya izin verdiler. Bu Oslo'daki görüşmelerde ne söylendiyse Abdullah Öcalan çıktı tehdit etti. Çıktı ayar çekti. Hiç kimseye bir şey diyemiyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanı ama başbakan gibi hareket ediyor. Bakın, başbakanlığı döneminde de bugün de dünyada ayar çekmediği lider kalmadı. Herkese kafa tutuyor. Ama tek bir kişiye kafa tutamadı daha. Abdullah Öcalan'a kafa tutamadı, iddia ediyorum. Kimsin lan sen diyemedi. Oturduğun yerde diyemedi. Diyemiyor. Yok böyle bir şey. Peki. Orayla ilgili var bir şey. Yani dolayısıyla Oslo'daki anlaşmalar vesaireler, yani aynı düşünüyoruz dedi. Tamam dedi. Şey veriyor. Geçen gün telefon, mesaj, birçok şey basına düştü. Olaylar çıktığında. Ne oldu? Birden olaylar da kesildi. Yani tamam. Ama nereye, kime, ne dendi? Devlet burada ağırlığını göstermiyor. Devlet burada otoritesini göstermiyor. Devlet olmanın özelliği, otorite değil midir ya? Kamu otoritesini devlet beni koruyamayacaksa, evet. Devlet benim güvenliğimi sağlayamıyorsa, dolayısıyla bu yapı içerisinde kendimi güvende hissedemiyorsam, özgür hissedemiyorsam, o zaman bunun bir anlamı yok ki, devlet olmanın bir anlamı yok. Biz onun için devlete katlanıyoruz, onun için devleti istiyoruz, onun için askerlik yapıyoruz, onun için vergi ödüyoruz, onun için devlet için çalışıyoruz. Devleti gerektiğinde kendi şahsı menfaatimizle karşılaştığında kendi menfaatimizden feragat ediyoruz. Niye? Devlet olacak. Devlet olmadan huzur olmaz, devlet olmadan hiçbir şey olmaz. Yani çoluğun, çocuğun, kendin, malın, mülkün, hepsinin güvenliği vesairesi bu. Ama devlet bu noktaya gelindiğinde devlet diyor ki geri duruyor, açılım zarar görür. Ya açılımı biz niye istiyoruz? Huzur için. Peki Türkiye'de huzur mu vardı 3 gün önceki olan şeylerde? Kaç tane vatandaşımızı kaybettik? Yani, burada iki hazin nokta var. Biri bu olayların Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şimdiye kadar PKK'nın fazla nüfuz edemediği iki şehirdir o bölgede. Özellikle Gaziantep için söylüyorum. O hafızada bir huzur adası. Şimdi Gaziantep'te bu olaylarda en yoğun kayıplar verildi. Çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Buradan yola çıktı. İstanbul'da, evet. Mersin'de, ya Ankara'da, her yerde. Evet. Yasin Bey, işte anlatmaya çalıştığımız bu. Bakın, verilen bu tavizde sonuçta Türkiye'nin bütününe sirayet etti. Çevremiz belli. Orta Doğu'da olanları biliyoruz, Müslüman Arap coğrafyasında yaşananları. Dolayısıyla bir gecede, bir günde her şeyin nasıl alt üst olduğunu, şimdi bir şeyleri konuşuyoruz da
Bakın bugün 1,5 milyon, 2 milyona yakın Suriyeli mülteci değil mi? Evet. Birçok Iraklı geçmişten gelen baktığınızda bugün Anadolu'nun her yerine köylere kadar inmiş, maalesef, köylere kadar gelmişler 2,5 milyon insan. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz tutturduğunuz bir Esad olayına taktınız. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin öteden beri Cumhuriyet kuruldu kurulalı bir politikası var değil mi? Bir dış politikası. Neydi? Komşularının toprak bütünlüğüne saygı, toprak komşularının toprak bütünlüğünü kendi toprak bütünlüğünün muadili sayma. Muadili sayan bir anlayıştı. Dolayısıyla buradaki şey üniter yapısı diyordu ki Irak, İran ki buralarda da bölünmemeliydi. Bakın sizin küresel projeler burada farklı bir takım şeyler. Bakın 90 yılında girdi Amerika değil mi? Körfez'e girdiğinde. Evet. Ondan sonra da 2002 yılı. 2003. Yeniden, 2003. Evet. Kaç yıl oldu ya? 11 yıl oldu. Hani giriyorlardı Saddam'da biyolojik silahlar vardı, kimyasal silahlar vardı. Saddam'dan o silahları alıyorlardı, çıkıyorlardı, her şey bitiyordu. O silahlar şimdi yeni bir şeyin bahanesi. O silahların olduğu Irak ordusuna ait depolar IŞİD'in kontrolündeymiş şu anda. Yeni bir gerekçe üretiyorlar. Bakın Türkiye, evet. Türkiye'yi karıştıranlar da boşa karıştırmıyor. Bugün Abdullah Öcalan Türkiye'yi tehdit ederken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tehdit ederken yani belli bir yeri tuttular ama o yeri kim tutturdu? O tırnaklarını belli bir şeye kim geçirdi? Hükümet. Hükümet bunun hesabını verecek. Bakın bunun hesabını verecek. Bunun hesabını vermeden bunun dönecek diyecek ki ben yanlış yaptım diyecek. Eğer bunun hala yanlış yapmadığını, hala açılım saçılım gibi bir takım şeylerle yola devam edeceğim. Efendim yok polis kanunu değişti. Nereye gidiyor Türkiye? Polis devletine doğru mu gidiyor? Nereye gidiyor? Evet. Yani dolayısıyla burada şüphelendin de nereye varamadın? Şüpheli olan olaylar ortaya çıkan bariz açık bir takım şeyler var. Ayakkabı kutuları var, para kasaları var, bilmem neler var, saatler var, hepsi var. Bunların hepsini kapatmaya çalışıyorsun da yolda gideni efendim şüpheleniyorsa çevirecekmiş, bilmem ne yapacakmış falan filan. Eğer terör için bunu istiyorsan eyvallah. Ama ya adam zaten açıktan yapıyor, gizliden yapmıyor. Bombayı salladı, kimin attığı belli değil. Giden arabayı efendim yetki selahiyet kanunu buna cevaz vermedi, arabayı durduramadı polis. Anında müdahale edilemedi meselesi değil ki. Adam açık. Açık orada. Açık. Televizyonlarda görüyorsun. Sallıyor adam, atıyor. Ve geleceğim diyor. Adam orada bekliyor. Günlerce şey için bekliyor saatlerce. Yani neyi arıyorsun? Neyin şüphelisi? Ama milleti kandırmanın bir şeyi yok. Alemi yok. Bakın PKK ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki eskiden belli bir bölgeyi istiyordum. Ama şimdi Türkiye'nin tamamına talibim. Evet. Tamamını karıştıracağım diyor. Tamamını şey yapacağım, evet, diyor. Sayın Karakaya, bunu ikinci turda devam edelim. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Dördüncü boyut programı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile devam edecek. Bizden ayrılmayın. Tekrar iyi akşamlar. Dördüncü boyut programı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mevlüt Karakaya ile devam ediyor. Güneydoğu'daki son olayları farklı bir açıdan mütalaa etmeye çalıştık. Evet, sizi fazlaca endişeli gördüm ben bu Güneydoğu olaylarıyla alakalı olarak. Şimdi bir de çok aktüel yeni 20-30 gündür konumuz var. Kobani meselemiz. Şimdi bu son Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurban Bayramı'yla beraber başlayan olaylarda çıkardığı kayıp envanteri başta okullar ve resmi kurumlar olmak üzere buna insan kaybı anlamında da şey yapıyorum. Sanıyorum bu süreçte Kobani'de iki taraf çok sert ve kayda değer düzeyde çatışma yaşadığı halde bu kadar kayıp vermedi. Evet. Yani 300'den fazla okulu yıkmadı IŞİD ya da PYD. Biz galiba daha hiçbir şey olmadan
Kobani'nin bir faturasını Türkiye olarak ödedik. Tabii. İşte bunlar da. Bakın, evet. Bakın anlatmaya çalıştığımız bu işte bu çıkan sonuçları. Bakın Yasin Bey, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve başta da Sayın Genel Başkanımız kaç yıldır bu bugün itibariyle geldiğimiz sonuçları kaç yıl öncesinden sürekli söylemeye başladı. Bunu ne dediler? İşte Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi bu işleri çok abartıyor. Bu işte barışa karşı çıkıyorlar. Şuna karşı, açılıma karşı çıkıyorlar. Kim neye engel olabildi? Yaptılar. Geldikleri sonuç ne? İşte geldikleri sonuç bu. Türkiye bakın bir anda bir yerden düğmeye basınca Türkiye'nin dört bir tarafı ateş çemberine alınabiliyor. Evet. Bugün Orta Doğu'daki yaşananlar, o 2,5 milyon Suriyelinin Türkiye'de mülteci olduğunu söyledik. Yani köylere, kasabalara kadar geldiler. Birçoğu perişan. Hakikaten perişan. Ama bakın, ha gelemeyenler var. Türkmenlere hiç bakılmıyor. Türkmenler kaderine terk edildi. Türkmenler hakikaten ciddi bir şekilde eziyet gördü. Yani sadece Türkmen elinde değil, dünyanın birçok yerinde. Yani bu hükümetin Türkmenlerle ilgili bir şeyi yok. Türk dendiği zaman yok. Sanki onlar Müslüman değil. Tamam. Yani bunda bir şey... Bu kadar sakil bir bakış açısı var mıdır? Yani... Var. Var. Yani bakın hiç duydunuz mu? Peki yani şeyde IŞİD Türkmenlerin üzerine giderken, Türkmen illerine alırken, yani oradakileri katlederken hiç duydunuz mu Türkiye'de bunun şeyini? Milliyetçi Hareket Partisi'nden başka bunun derdine yanan, tasalanan Ülke Ocakları Genel Başkanımız işte bayramda, Kurban Bayramı'nda da oradaydı. Bu ikinci, üçüncü kez oldu gidiyor. Yani oradaki insanlarımızla bile bir görüşüyor. Kampanya yürütüyor. Yani gençlerimizden Allah razı olsun. Yardım edenlerden, katkı verenlerden de Allah razı olsun. Yani dolayısıyla ama bu bir şeyin sivil toplum örgütünün vesairenin yapacağı bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem kamusal gücünü, ağırlığını ortaya koyarak hem ekonomik gücünü ortaya koyarak yapması gereken şeyler. Yani bu açıdan bakınca bakın bu hükümetin tek bir derdi var. Esad gitsin. Niye? Recep Tayyip Erdoğan Esad'a çek git dedi. Daha önce biliyorsunuz kan kaydılar, bir arada oturdular, yediler, içtiler, gezdiler, tozdular vesaire. Birden ne olduysa dediler ki bu senin kankan değil artık. Bundan sonra bunu buradan indirmemiz lazım dediler. Bölgenin jandarmalığına soyundu. Bugün ne açıklama yapıyorlar biliyor musunuz? Suriye'den gelen açıklamalar, bu bölgeden gelen açıklamalar Türkiye'nin terörist yuvası olduğunu ifade ediyorlar. Yani Türkiye'de teröristlerin, onların oradaki şeyi, yani Türkiye'de eğitilip gönderildiğini söylüyorlar. Terörist üstü ülke demeye başladılar. Bugün tamam yani belli müttefikleriniz vesaireleriniz, stratejik ortaklarınız bu konuda bir şey demiyor ama yarın senden bir şey isteyip de senin veremeyeceğin, yapamayacağın bir şey olup da yok dediğinde de dönecek onları, varsa öyle bir şeyler söylendiği gibi ise onları bu sefer deşifre edecekler. Bu sefer seni terörist üstü haline, üstü olarak bunlar suçlamaya başlayacaklar. Dün nasıl ki Saddam'da kimyasal silahlar var dendi vesaire dendi gidildi. Nerede bu kimyasal silahlar? Yarın bu sefer diyecekler ki oradaki silahlar Türkiye'ye gitti denecek. Ama zaten Birleşmiş Milletler kararıyla... Onun için şunu dedik, gelin dedik, yapmayın, etmeyin. Yani bakın Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim toprak bütünlüğümüzdür. Buralardaki bir istikrarsızlık Türkiye'yi de istikrarsız hale getirir dedik. Yani bugün itibariyle gelinen noktaya baktığınızda ben açıkça söyleyeyim şu anda ciddi bir şekilde güven sorunu var. Yani Türkiye ciddi bir istikrarsızlığın içerisine gidiyor. Gitti. Burada çok fazla yapacağı bir şey yok. Biraz önce söylediğim gibi bir düğmeye basılıyor. O kadar okul yanıyor. Her şey, bankalar vesaireler tahrip ediliyor. Ve insanınız öldürülüyor. Ondan sonra da bir düğmeye basılıyor duruyor. Yani neyi gösteriyor bu? Türkiye'de bir takım şeylerin denemeleri, ayaklanmanın denemeleri. Yani bunları nasıl basıyor? Polisiye tedbirler alacağım, bilmem ne yapacağım. Günaydın kardeşim, sen bunları başta sen verdin ya. Türkiye'de sıfır terördü. Komşularla da sıfır sorundu. Nasıl başladılar? Şimdi Başbakanımız Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı
olduğunda efendim komşularla sıfır sorun dedi. Ama komşularla doğru sıfır sorun komşu kalmadı. Teröristler mi komşu oldu? Şimdi burada şeye dönersek yeniden bu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda Isparta'da ılımlı muhalifleri Suriye'de eğitecek. IŞİD'ci olmamak kaydıyla Isparta'daki askeri tesislerde eğitecek. Şimdi burada biz Orta Doğu'nun işte Gayya Kuyusu'na girmeyelim, Orta Doğu'nun bataklığına girmeyelim diye afaki laflar ederken biz tam olarak Orta Doğu'daki bütün hadiselerin tam göbeğine düştük. Şimdi Amerikalı için basit bir şey var. Muhaberatın bombaları New York'ta patlamayacak. Muhaberatın bombaları Reyhanlı'da patlayacak, Kilis'te patlayacak, Urfa'da, Ankara'da, İstanbul'da patlayacak. Dolayısıyla açıktan, çünkü siz Esed'e kendini savunma hakkı da veriyorsunuz bunu yaparak. Muhalifleri Türkiye'de silahlandıracağım ve bunları eğitip sizin üzerinize salacağım dediğiniz dakika Esed de diyecek ki o zaman buna mukabil size bir taarruz planı yapın. Bu her şeyi daha fazla karıştıracak, daha karmaşık bir mantıklı şey. Mantıklı geliyor mu bu size Yasin Bey? Yani sonuç itibariyle ılımlılarını yapacağım. Nerede yazıyor bu? Evet. Alnında mı yazıyor? Beyninde kodlarım var, ellerinde şeylerim var. Bugün ılımlı dediğin yarın radikal olmayacağını, bugün eline silah verip gönderdiğin adamın yarın o silahı sana döndürmeyeceğini, yani burada bir kar dediğiniz doğru. Yani burada, yani bu bombalar burada patlayacak. Bizde patlayacak. Memlekette yani. Patlayacak. Yani dolayısıyla burada yani siz bu işlerin bu kadar eskiden şöyle bir şey vardı. Yani Türkiye'nin arabuluculuğu sevmeseler de herkes tarafından kabul ediliyordu. Yani ciddi bir şekilde Türkiye'ye karşı istikrarıyla, duruşuyla bir saygı, bir şey vardı. Şimdi ne oldu? Şimdi gelinen noktada ya bana ne Suriye'nin iç işleri? Efendim biz ama büyük devletiz, buralarda var, misyonumuz var ama misyonumuz barış. Misyonumuz bunlarla ilgili o konuları tartışma konularını, anlaşmazlıkları bir şekilde ortadan kaldırma noktasında hakemlik. Şimdi kim saygı duyuyor? Efendim bizim bu coğrafyada misyonumuz var. Evet 600 sene biz buraları yönettik, doğru. Buralarda şey bile kimsenin burnu kanamadı, doğru. Hala oradaki, peki şimdi ne yaptık? Şimdi daha önce Türkiye'nin buralardaki geçmişteki ecdadın yapmış oldukları o uygulamaları özlem içerisinde atalarından bu aktaranlar ve orası da Osmanlı tebaası. Yani Osmanlı tebaası. Irak'ta Osmanlı tebaası. Onların şimdi önemli bir kısmı seni teröristleri desteklemek, onları silahlandırmak, orada terör oluşturmakla suçluyor. Yani eğer geçmişte bunların %80'i 90'ı geçmişi iyilikle yad ediyorsa, bugünkülerin yarıdan fazlası bir defa seni buraları karıştırıcı mikser olarak görüyor. Yani şimdi bunları görmek lazım. Bunların da bir kalıcılığı olacak. Biz 600 sene orayı yönettik ki oradan çekileli 100 yıl oldu. Daha fazla oldu. Peki ne oldu? Ne oldu? Yani o iyilikleri söylendi. Şimdi unutulmadı demek ki. Hala konuşuyoruz. Şimdi bunları da birileri unutmayacak. Yani kendi aralarındaki hesaplaşmaların arkasından. Yani bu geriye dönüp, yani biz öyle bir şey açtık ki işte komşularımızla iyi geçinelim, sıfır sorun vesaire. Ya biz komşularımızla iyi geçiniyorduk, kimseyle bir problemimiz yoktu. Yanlışları vardı, bilmem neleri vardı vesaireydi ama kimseyle böyle halklarla karşı karşıya, yani kalacak karşı karşıya savaşma noktasına gelecek bir şeyimiz yoktu. Evet açtık sınırlarımızı, kucakladık tamam ama bunların bir de karşı tarafı var, bir şeyi var. AK Parti bu Suriye konusunda küresel sistem tarafından bir tuzağa mı düşürüldü sizce? Önce Ortak Bakanlar Kurulu toplantısından Esed gitsine ve şimdi de 1,5 milyon mültecinin, ki bu sayı her gün biraz daha artıyor. Burada AK Parti küresel sistemin bir
oyunuyla mı karşı karşıya kaldı? Valla oyunuyla karşı karşıya kaldı, süreci yönetemedi ama sonuç itibariyle geldiğinde çok ciddi hatalar yaptı. Yani bu ister küresel güçler kandırma, tabii ki küresel güçlerin oralarla ilgili emelleri var. Yani dolayısıyla siz onlarla birlikte hareket edip bir koyacağım, üç alacağım, beş alacağım misali bir takım şeylere girerseniz bir defa bir önceki kendinizi korumanız lazım. Yani benim buradaki temel şeyim şu. Önce ben kendi birliğimi, dirliğimi, huzurumu korumam lazım. İnsanlarımı korumam lazım. Evet, tamam geçmişte de oldu. Yani o bölgede şey olduğunda, Saddam'ın oradaki Kürtlerin katliamında yine Türkiye kucak açtı. 90 yılında yine Peşmerge'de o dönem kabul etti. Kucak açtı. Halepçe katliamı. Dolayısıyla hepsinde yani bu noktada Türkiye yani ne yapıyordu? Zorda kaldığında oranın halkına, halklarına kucak açıyordu, yardım ediyordu, iyilik yapıyordu. Ha şimdi yine yapıyor. 2,5 milyon insana aldığı vesaire. Ha bunun kontrolsüz geldi, bunların içinde neler var yok bunlar ayrı bir konu ama öncelikli olarak tabii ki herkese kucak açacağız, herkese yardım edeceğiz. Ama önce kendi insanımızın güvenliği ön planda, işte gelinen noktada Antep'teki olay şeyde gördük, insanlarımızı gördük, sokakta insanlar sokağa çıkamıyor. İstanbul'da insanlar feryat ediyor, feribot ele geçiriliyor, insanlar engelleniyor, biraz bir şey dendi mi saldırılıyor, molotof atılıyor, dükkanlar yakılıyor. Yani şimdi biz şeyde televizyonlarda Suriye'de olan olayları, Irak'ta olanları, diğer Arap ülkelerinde olanları hep izledik yani böyle baktığımız zaman diyoruz ki şöyle diyoruz ki Allah'tan biz Türkiye'de yaşıyoruz. Allah'tan Türkiye vatandaşıyız. Türk vatandaşıyız ki ne bir huzurlu memleketimiz var diyoruz. Şimdi o televizyonlarda gördüğümüz şeyler yani o yaşamak istemiyoruz. Peki 3 gün önce Türkiye'nin hali neydi? Oradan farkı var mıydı? İnsanlar evet. Sokaklarda ellerinde şeylerle. Neredeyse kısmı yani, sıkı yönetim ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı vesaire. Yani Türkiye nereye gidiyor? Yani bundan 3 sene önce, 2 sene, 5 sene önce, 10 sene önce ya Türkiye'de yani sıkı yönetim şeyler olacak. Siz eğitim ara verilecek. Sokağa çıkma yasağı getirilecek. Sokaklar böyle işte ateşe verilecek, kan akacak denseler inanmazdık değil mi? Evet. Türkiye birçok şeyi aştığını söylüyorduk. Türkiye birçok açıdan geri gidiyor. Evet. Bakın vatandaşın istikrar diyorlar. Ciddi şekilde borçlandırdılar. Vatandaş cebini düşünüyor. Doğal olarak midesini düşünüyor. Düşünecek çünkü yani toplumun önemli bir kesimi. Kendinden bir şekilde, çünkü. Ya kendinden önce yiyecek. Evet. Yani yaşamını, çoluğunu, çocuğunu eğitecek ve dolayısıyla bir yaşam inşa edecek. Dolayısıyla vatandaş şimdi istikrar diyorlar. Türkiye bakın siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmaz. Şu anda belli şeylerle tek güçten, tek elden ve özellikle de medyayla bu iş götürülüyor. Medyayla götürülüyor. Bir şey yok. Medya akşam olduğun zaman her şey güllük gülistanlık. Memleket borçlandı. Borçlanmayan kalmadı. Üretim durdu. Evet. Burada benim çok endişe verici bulduğum bir şey bu borç dediğiniz vatandaşın durumuyla ilgili. Şimdi AK Parti kendine göre çok haklı olarak IMF'e olan borçlarla ilgili bunu ödediğinden dolayı övünüyor. Hatta bunu böyle çok da sık vurguluyor. Ama o arada hane halkının 2002'de borcu eski para birimiyle 6 katrilyonken şimdi 400 katrilyona çıkmış. Evet. Yani bu bizim IMF'ye olan borcumuzu rahmetle arayacağımız bir rakam. Şimdi aslında Yasin Bey çok, çok önemli bir konuya temas ettiniz. Yani hakikaten şunu ben ifade edeyim hemen. Hükümet her şeyi algıyla götürüyor. Algı. Medya var. Havuz medyası var. Dolayısıyla zaten devletin radyosu, televizyonu emrinde.
Yani bu noktada evire çevire kaç defa bürokratlar alındı, değişti, kanun hükmünde kararnamelerle, yani devlet bürokrasisi partileşti. Eskiden partiler devlette kadrolaşırlardı, bürokraside kadrolaşırlardı. Öyle çok da uzun da sürmezdi hükümetlerin ömrü. O giderdi, o da onu alır, ötekini getirirdi. Böyle bir denge, yani iyi kötü giderdi. Yani bunu iyi anlamda da söylemiyorum ama böyle bir denge giderdi. Ama bu dönemde devlet tamamen AKP'lileştirildi. Valisi, kaymakamı, bugün valiler seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin propagandasını yapıyorlar, oy topluyorlar. Eskiden vali bir devletin temsilcisi olarak görülüyordu. Bakın, bir cumhurbaşkanlığı kalmıştı. Abdullah Gül tabii ki bir partinin temsilcisiydi ama yani çıktığında eleştirelim, şöyle diyelim, böyle diyelim ama bir cumhurbaşkanı olarak yine o makamda eleştirdiğimiz çok yönleri var. Bu açılımla ilgili falan, onun da yani bu noktadaki dahilini vesaireyi sürekli eleştirdik, acımasızca eleştirdik. Ama cumhurbaşkanı bir parti başkanı gibi hareket etmiyordu. Şimdi cumhurbaşkanlığını da AKP'lileştirdik. Bakın, yani insanlar tabii ki AK Parti'nin genel başkanı cumhurbaşkanı olamaz, olur. Ama hala başbakanlıkla şey diyor, başbakanın üzerine gidiyorsa, başbakanı aşarak bu işi yapıyorsa, o zaman cumhurbaşkanlığı, tek bir cumhurbaşkanlığı kalmıştı AKP'lileşmeyen. Bu anlamda tam anlamıyla o da AKP'lileşti. Ama şimdi onun bu için, diyor ki Sayın parti Erdoğan, devleti olduk bakın. Evet, Sayın Yasin Erdoğan Bey diyor ki Rize'de ben bunu söyledim diyor. Beni böyle seçtiniz diyor. Yani ben sıradan bir cumhurbaşkanı olmayacağım. Vatandaş anladı. Yani o denilen şeyi vatandaş gerçekten anladı. Dolayısıyla ona göre de oy kullandı. Oy kullanmasına fırsat verildi. Yani neyse, bu cumhurbaşkanlığı seçimi, katılım oranı, alınan oy vesaire, bayağı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu anlamda ciddi şekilde 2011'e göre oyları önemli ölçüde düştü. Nerede düştü? 30 Mart'ta düştü. Nerede düştü? Cumhurbaşkanlığında tekrar 2011'de aldığı şeyi alamadı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oransal olarak değil, oy sayısındaki düşme, çözülme, bakın 2011'e göre 2014 yerel seçimlerinde 2 milyon oyu düştü. Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranıyla ilgili. Bunu oran katılım oranıyla ilgili. Evet. Ama şeyde de, cumhurbaşkanlığı seçiminde de bakın, her türlü imkanın kullanılmasına rağmen, her türlü imkanın Ekmelettin Bey yok bütçelerle seçim kampanyasını yürüttü. Ya kolay mı Türkiye genelinde böyle bir kampanya yürütmek Yasin Bey? Yani ama paranın adli hesabı yoktu. Tüm kamunun gücü kullanıldı. Seçim şeylerinde, çalışmalarında da TOKİ'nin açılışlarıyla mitingler yapılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi bir miting yaptığında dünyanın masrafına, ki hiçbir yerden de geliri yok, hazineden, devletin verdiği yardımdan başka da bir şey de yok, bir 5 kuruş bir bağış aldığı da yok, onunla siyaseti götürüyor, götürmeye çalışıyor. Ama millet evlerde sıfırlayamadıkları bilmem nelerle dolu. Bunlar ayrı. Efendim, bir genel müdürün evinden ayakkabı kutularına bu yardım parasıydı. Ya Allah rızası için ya. Evet. Allah rızası için, tamam. Hiç değilse bari tamam, ona bu ama bunu bari hayırla şeyle karıştırmayın. Yani bu kadar da şeye girmeyin bari. Şimdi bakın şu borçlanmayı söyleyeceğim. Algı olayı, işte onu anlatmaya çalıştım. Algı. Şimdi IMF'ye olan borcu ödedik. Ya şimdi herkese lolo da bize de değil artık yani. Kusura bakmayın, biz de bu işin bilen, bu işin iyi kötü akademik olarak borcu, alacağı, bilançoyu bilen insanlarız. Şimdi bir de sizin mesleğiniz. Bakın bunu şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki 22,5 milyon efendim biz IMF'ye olan borcu ödedik. Bir defa bu 22,5 milyon borcun yaklaşık 10 milyonu, rakamlar şu anda net söyleyemeyeceğim ama yuvarlak söylüyorum, 10 milyarını kendiniz borçlandınız. IMF'den o dönemde geldiğinizde borç aldınız. 2.
Bunun bir kısmı 8 milyarı yine yanlış hatırlamıyorsam ama bundan aşağı değil. 8 milyar Merkez Bankası'nın aldığı borç. Merkez Bankası bu yapı içerisinde bağımsız bir kuruluştur, doğru mu? Evet. Yani Merkez Bankası IMF'den borç alır öder. Bir daha alır, bir daha alır. Buradaki rakamları çıkarttığınızda, düzeltme yaptığınızda bu dedikleri rakam değil. Yani bu 13-14 milyarlık bir rakam. Bir. Devlette devamlılık var. Tabii ki alacağını tahsil ettin, borcunu da ödeyeceksin. Bir. Bakın bu 14 falan vazgeçtim. Tamam, tamamını ödedin. Tamamını ödedin. Merkezi hükümet olarak. Senin başarın. Helal olsun sana. Bir şey demiyorum, ödedin. Peki şimdi o zaman soracaklarıma cevap ver. Arkadaş, bir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin borcu sadece IMF'ye borç mu? Değil. IMF'ye borç ne anlama gelir? IMF'den niye borç alınır? IMF'den diğer, IMF dediğiniz şey kendisi de söylüyor. Bir şirket, o şirketin ortağı Türkiye aynı zamanda. Yani dışarıdan bir bankadan başka bir yerden borç aldığında buraya göre daha pahalıya gelir. Bu daha ucuza gelir. Buradan alırsın. İki, IMF'nin o dünya ekonomisiyle ilgili, para dengeleriyle ilgili bir şeyi vardır. Bir işlevi, fonksiyonu vardır. Bir şeyi vardır. Yani IMF size borç verdiğinde, standby imzaladığınızda başkaları da size güvenir vesaire o yapı içerisinde. Bunları yapar. Neyse, ya bunu uzatmayayım ama sonuç itibariyle sizin borcunuz sadece IMF'ye miydi? Ya kardeşim, sen bu iktidarı aldığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış borcu 129 milyardı. 400 milyar dolara geldi. 129'dan 400 milyara çıkardın. Bu şuna benziyor Yasin Bey. Bakın, sizin bugün 3 kişiye borcunuz var. Diyelim ki 10'ar bin liradan 30 bin lira borcunuz var. Bir sene geçiyor. 30 bin lira borcunuz, 30 bin lira borcunuz 60 bin liraya çıkıyor. Ama sizin bu 3 kişiden Ahmet'e olan borcunuzu ödüyorsunuz. 10 bin lirayı ödediniz. 30 bin liraydı. 10'ardan 10 bini ödediniz. Ama toplam borcunuz bir sene sonra 10 bini ödemenize rağmen 60 bine çıktı. 3'e katladı. Şimdi sana soruyorum. Diyorum ki borç durumun nedir diyorum. Elhamdülillah. Ahmet'i ödedim. Ahmet'in borcunu ödedim. Sıfırladım. Şimdi Ahmet'in borcunu ödemiş olman senin borçların tamamını düşürdüğün, ödediğin anlamına gelmiyor. Yazık, kandırma bu milleti. Bir. İki. Şimdi o dönemde niye IMF üzerinde duruyor? Çünkü IMF çok konuşuldu. Hükümetler genelde şunu yaparlar. Vatandaşa hani ben zam veremiyorum, buğdaya fiyat veremiyorum, işte çaya taban fiyat söyleyemiyorum. Yani ben artıracağım aslında ama bu IMF var ya işte şeklinde sürekli vatandaşa gerekçe olarak IMF'yi ortaya korlar. Şimdi IMF'yi de vatandaş bu anlamda şey olarak görüyor. Antipatik. Antipatik görüyor. Birini sömürüyor. Şimdi işte algı yönetimi burada başlıyor. Kardeş, sen 22,5 milyarı ödedin ama borcu kaça katladın ya? Ahmet'in borcunu ödedin de Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in. Bir. Bunları da söyle. Bunları da söyle. İki. Bakın, biri daha vardı orada. O da Dünya Bankası. O da Dünya Bankası. Oradan da borç almıştı. Sayın yetkili, yani Dünya Bankası'nı iktidara geldiğinde ne kadar borcu vardı, neye çıktı? IMF'ye ödediğin borç kadar Dünya Bankası'na borcu artırdın. Niye Dünya Bankası'ndan konuşmuyorsun? Yani bunlar bizim bu alanın akademisyenleri olarak. Mevlüt Bey, elan bir durumdan mı söz ediyoruz? Yani bizim şu anda Dünya Bankası'na borcumuz artmaya mı başlıyor? Tabii iktidarın geldiği güne göre Dünya Bankası'ndaki artan borç neredeyse IMF'ye ödenen borç kadar arttı. Yani 20 milyarı aşkın bir borçtan söz ediyoruz. Yani şu anda tam rakamını bilemiyorum. Şuradan internetten girer bakarım. Hazinenin sitesinde var. Yani dolayısıyla çok kayda değer bir para ama. Yani. Ya bakın, ne biliyor musunuz? Kayda değer değil. Ne kayda değer değil? IMF'nin borcu da kayda değer değil toplam içinde. Yani eğer IMF'nin borcunu ödemeyi laf ediyorsan öteki de kayda değer. Ama ben ne diyorum? Ben bir akademisyen olarak
Yani Türkiye'nin bu borçlanma büyüklüğü içerisinde IMF'ye olan borcun, yani bunların veya benim için çok fazla bir önemi de yok. Tartışılacak bir şey de yok. Ama yani başbakan neyi söylüyor? Hadi söylese şeyi, Türk şirketlerini, özel sektörünü, reel sektörü o kadar borçlandırdın. 43 milyar özel sektörün, şirketlerin dış borcu varken bugün 300 milyarı buldu. Bunu niye konuşmuyorsun? Özel sektör ciddi bir kur riski ama altında. Kurlar artıyor. Adamlar gece uyku uyuyamıyor. Bunu niye söylemiyorsun? Diyor ki efendim o borç bizim değil, özel sektörün. Allah Allah. Ya dış borcun benim senin olayı var mı? Bu milli servet değil mi? Bu borcu ödeyemediği zaman, yabancı bu şirketleri durdurduğu zaman, ele geçirdiği zaman, hisselerini aldığı zaman bu milli servet değil mi? Ha. Ama evet, tekrar ediyorum. Dünya Bankası'nın borcu arttı, onu niye söylemiyorsun? IMF'nin borcunu ödedin, anladık. Dünya Bankası, IMF'nin yine var borcu. Yine 2-2,5 milyar borcu var, sıfırlanmış da değil. Bugün itibariyle baktığında. Şimdi bunlar olur. Nasıl sıfırlanmayan bir şey nasıl ödedik diye söylüyorum. Ya ödedi, ertesi gün geri şey oldu. Yani hesap kitap meselesi. Şu anda 2-2,5 milyar bir borcu olduğunu biliyorum. Yani en son geçen hafta 10 gün önce baktığım şeylerde. Şimdi bakın, burada algı yönetimi var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz hangi birini anlatalım? Şimdi algı yönetimi var. İki, ya arkadaş IMF'ye olan borcu ödedi diyorsunuz da el insaf, elinizi vicdanınıza koyun. Peki Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana dişimizden tırnağımızdan artırarak, daha çok vergi ödeyerek, daha az hizmet alarak, daha az refahta bulunarak, bakın birçoğu bu hayattan göçtü gitti, dedelerimiz, büyüklerimiz, doğru mu? Evet. Biz de şeydik, belli yaşlara geldik, biz de katlandık. Yani sıkıntı, çamurlarda yürüdük, bilmem ne yaptık. Ne yaptık? Bu memlekette belli tesisler kurduk, üretim birimleri kurduk, fabrikalar kurduk, telekomlar oluşturduk, tüpraşlar oluşturduk, petkimler oluşturduk, limanlar kurduk, doğru mu? Evet. Peki nerede bunlar? Bunlar nerede? Milyonlarca dönüm devlet arazisi, arsası nerede? Limanlar nereye gitti? Sekası nereye gitti? Petkimi nereye gitti? Tüpraşı nereye gitti? Telekomu nereye gitti? Hazır değil miydi bunlar? Hazır kurulu tesisler değil miydi? Bunlar varlık hanesinde değil miydi? Borcu konuşuyorsun da, ki aldığında da o kadar değildi. 13'tü, üzerine 10 borçlandın. Kendin borçlandın. Peki varlık hanesinde olan varıyor, her şeyi sattın. Birçoğu Danıştay iptal etti, kararlar çıkarttın. Hukuku şey yaptın, katlettin. Yargıyı da katlettin. Bugün gelinen noktada akşam bakıyoruz, vatandaş olarak baktığın zaman efendim YSK'ya seçilenler oradan mı buradan mı, o mu bu mu? Yani iş hesaplaşmaya geliyor. En son güveneceğimiz yer yani tuz. Tuz kokuyor. Vatandaşın kopmasa bile vatandaşın bu noktadaki güvenini yok ediyorsun. Siz dört tane ülkücünün HSYK üyesi seçilmesine sevinmediniz mi? Niye sevinmeyeyim? Sevinirim yani bu noktada, ama buradaki olay şu. Bakın o değil. Ben şu an HSYK'nın şeyinde değilim. Algıyı anlatıyorum. Evet. Algıyı anlatıyorum. Yani AK Parti diyorsunuz, bu algı yönetimi, çok modern bir tabir bu. Çok da sevimsiz bir laf. Çok iyi başarıyor. Kandırma bu yani. Çok kandırma yani. Kandırıyor. Yani kandırma, iyi başarıyor. Evet. Yani algı yönetimi kandırmanın modernleştirilmiş, yumuşatılmış, hoş bir hali, kulağa hoş geliyor, bilimsel bir alan. Kandırmadır bu ya. Yani nedir? Şurada bardakta su yok, ama öyle yapıyorsun ki yani bunu gören bardakta su var. Ya bu kandırma değil mi? Ama algı yönetimi deniyor buna işte. Kibarcası bu. Yani şeyi bu. Yasin Bey, bakın 50 milyar dolara yakın, 50 milyar dolara yakın bir para özelleştirmeden elde edildi. 12 yılda. Şimdi ben de soruyorum sevgili kardeşim. Peki bu 50 milyar doların, anladım, 20 milyar 22 milyarını IMF'ye verdin, borcu ödedin. Gerisini ne yaptın ya?
Bütçe açığında mı kullanıldı onlarda? Gerisinde, bütçe açığında kullanıldı. Bütçe açığında kullanıldı. Yılda... Gerisini ne yaptın? Birisi bana böyle sordum, dedi ki şeyler yapıldı, duble yollar dedi. Tamam, duble yollar da ekonomi. Onu da soruyorsun. Tamam, bir kısmı da öyle. Şimdi ben de onu dedim zaten. Duble yollarla hastaneler dedi. Evet. Dedim ki ben de zaten onu söylüyorum dedim. Yani şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı bir şey yok. Hazırı sattı. Borçla gidiyor. İktidara geldiklerinde bankaların aktifindeki kredi portföyü vatandaşın anlayacağı. 2002'de. Yani bankaların 2002'de vermiş oldukları kredilerin toplamı, 40 milyardı. Vatandaşa. 40 katrilyon eski paraya. Vatandaş, devlet, şirket, hepsi yani bankaların verdiği krediler. Hani diyor ya faiz lobicileri bilmem neleri. 40 katrilyon. 40 katrilyon eski para, yeni para 40 milyar. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? Yazın oraya 40 yazdınız değil mi? Evet. Bir yazın oraya. Evet. Bir yanına da 3 tane sıfır koyun. 1 trilyon. Milyar trilyon. Çok yani. Doğru söylüyorum. Yani, rakamı doğru söylüyorum. 25 katı. Eminim bakın yani yuvarlak falan diyor. 27 katı. 25-27 evet. Katı doğru. 25 katı. Bankaların kredi portföyünde. Borçlanmayan yok. Bakın hane halkı diyoruz değil mi? Hane halkı. Ekonomik birimleri biz ekonomide üçe ayırırız. Bir şirketlerdir. İki devlet, kamudur. Üç hane halkı, vatandaş. Siz, biz, sokaktaki dolaşan. Hane halkının 2002'de gelirlerinin %5.5'i kadar borcu vardı. Gelirlerin %5.5'i kadar borcu vardı. Borcumuz var. %6 borcu vardı. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? 2013'ün sonu itibariyle söyleyeyim. %57. 57. 10 katı. 10 katı. Tam 10 katı. Tam 10 katı. 5,5, 57, 57. Tam 10 katı. Yani şu anda hane halkının toplam gelirinin %57'si kadar borçlandı. Peki şimdi %5.5. Tayyip Bey, siz bu programı dinliyorsa siz ekonomiden anlamıyorsunuz. Bizim gayri safi milli hasılamız şu kadar büyüdü. Bunun içerisinde bu şu kadar şuna tekabül etti filan. Gayri safi milli hasıla dediğiniz yıllık gelirdir. Yani bizim yani, bu işleri bilmeyen... Şimdi gayri safi milli hasılanın artışlarını 2006-2007 yılındaki Avrupa Birliği hesaplama sistemine geçiş adı altında %36, %40 bir gecede artırıldığı vesaire. Bunlar teknik hesaplamalar. Benim işim rakam. Ben bu rakamların hocasıyım. Yıllar itibariyle mukayeselerin yapılması, finansal tabloların, o alanın ben profesörüyüm. Yani bu rakamları okumayı bilirim. Yani farklı dönemlere ait rakamların nasıl okunacağını da bilirim. Nasıl söyleneceğini de bilirim. Mukayeseyi de bilirim. Yani ben burada bakın şimdi şu söylediğimin ne şeyi var? Yani neyi söylüyor? İMF'ye olan borcu ödedik. Niye? Algı. İMF'ye olan borç 22,5. Toplam dışarı olan borcum 400 milyar. Peki IMF'ye olan borç neydi? 13 milyardı. 10'da sen borçlandın, üzerine geldin, 23 oldu. Yani 13'tü. Peki Türkiye'nin bu dış borcu neydi? 129'du, 400'e geldi. Evet. Açık veriyorsun kardeşim, üretim durdu. Tasarruf durdu. Tasarruf etmeden nereye gideceksiniz? Bakın bu memlekette tasarruf oranı %17, o %17'lerdeydi. %11'lere, %10'lara düştü. Tasarruf edemiyorsunuz. Efendim nüfusumuz artıyor. Artan nüfusa bağlı olarak tasarrufun da yok. O zaman dışarıdan yani açık bir kaynak almam lazım. Kaynak almam lazım. Doğru. Bu da kaynak pahalı maliyetler. Ama bu tüketime gitti. Türkiye'de evet. Üretim durdu. Evet. Yani sıcak parayla bir döngü. Faiz ve kur kıskacına alınan bir ekonomi. Üretim durdu. Bu bugün Türkiye'de şeyini de beraberinde getirdi. Bu lüks konut ve AVM. Ha bakın oralara geldiğimizde bu onlar tamamen ayrı bir şey. Bu bir rant ekonomisidir. O tarafından baktığınızda yani rant faizden inşaat sektörü de bakın. İnşaat sektörüne niye bu kadar girdiler? İnşaat sektörüne niye girdiklerini ben size söyleyeyim. Arsa rantı için girdiler. Yani oralarda imar rantı için girdiler.
Kimse bana şunun şeyini anlatamaz. Yani o ayakkabı kutularına gelenler bilmem neyden. Bak iki şey vardır biliyor musunuz? Bir ranttır, biri de ithalattır. Rant dediğiniz şey imar rantından bahsediyorum. Yani imar rantından çok kısa süre içerisinde zengin olursunuz. Bir de ithalattan çok kısa süre içerisinde zengin olursunuz. Bu memlekette gelinen, söylenenler, rüşvet, yolsuzluk, 17-25. Yani bunların hepsini görmemiz lazım. Gelinen nokta itibariyle, huzur itibariyle baktığınızda görmemiz lazım. Ülkenin her tarafında bastığınızda her taraf ateş içinde, kan içinde kalıyor. Evet. Yani sevelim de ama bir şeyleri de görelim artık. Yani bu işi tamamen bir futbol şeyi gibi, ya zaten onlar ötekiler berikiler, en iyi yapılan şey ne oldu? İnsanları bölmek oldu, parçalamak oldu, öteki beriki oldu, artık ne olursa olsun benim kötüm daha iyi, benim hırsızım daha iyi, benim yolsuzum daha iyi, ama yazık günah, yarın Allah soracak. Yasin Bey, yani sonuçta efendim senin benim olayı ve şeyi var mı? Bu açık aleni ortada. Yani bu çalıyorsa iyiye çalıyordur. Bu götürüyorsa bilmem ne yapıyordur. 700 bin liralık saatten bahsediyoruz ya. Kötülükten iyilik hasıl olmaz. Yani hırsız hırsızdır. Hain haindir. Hain haindir. Yani, bu konuda... yani dolayısıyla ekonomik anlamda da bakıldığında, bakın hangi veriyi alırsanız alın. Şimdi vatandaş o kadar borçlandı ki borçlu olmayan kimse kalmadı. Hane ya biz rehine borçlu. Miyiz o zaman? Siz beni çok korkuttunuz. Biz rehineyiz galiba. Korku bakın. İçinde tabii ki bunları anlatıyoruz da. Yani sonuçta vatandaş da şöyle diyor. Ya şimdi buna bak, Milliyetçi Hareket Partisi temsilcisi. Habire işte kötü şeyleri söylüyor, korkutuyor vesaire. Beriye geliyor adam, çok güzel şeyler anlatıyor. Elleme böyle kalalım diyor. Şimdi biz bu gerçekleri söylemek durumundayız. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bir seçim satım haline girildiğinde efendim istikrar istikrar deyip duruyorlar. Aman şey yapmayın. Hiçbir şey olmaz. Bakın vatandaş, efendim hükümet değişirse benim borcum falan. Ya bakın bu memlekette sabit faizle borçlanır insanlar. Dirayetli bir hükümet geldiğinde bankalar kalkıp parasını isteyebilir, yeniden yapılanmaya gitmek isteyebilir vesaire. Ama gelecek ama, hükümet de ama, bankalara otur demez mi? İşte onu diyorum. Onun için zaten orada sabit faizli Türkiye'deki borçların önemli bir kısmı sabit faizle borçlanmış. Onun için kimsenin burada korkmaya şeyi yok. İki, bu yapı içerisinde efendim kur arttı, artacağı kadar daha gidecek yeri yok. 1 liralardaydı. Nereye geldik? 2.30'a geldik değil mi? Evet. Bakın %125 ya arttı. Evet. Yani dolayısıyla bu noktada daha gideceği bir yer yok. Kimsenin korkmasına gerek yok. Asıl olan burada ne biliyor musunuz? Üretim. Bakın üretim. Üretim durdu. Üretim durdu. Şimdi sistem şu. Bir taraftan yoksullaştır, öbür taraftan yardımla, ya muhtaç hale getir, yardımla iradesini al. Bunun başka bir şeyi yok. Vatandaş korkuyor. Şimdi teknoloji çağındayız. Veri tabanı çağındayız. Artık her şey de şurada her şey. Şurada her şey. Şu anda kim, nerede, yani nüfus bilgi sisteminden tutun. Yalan söyleyemiyorsunuz. Yani kim hatta nerede oturuyor, kaç kişi oturuyor, ne yapıyor, ne ediyor. Hele daha bir de bizim, bu bizim vatandaş olarak elimizde açık olan veri şeylerinden konuşuyoruz. Hangi sandıkta kim oy kullanıyor, hangi mahalleden geliyor, hangi apartmanda oturuyor, komşusu kim. Ya artık biliyorsunuz, bir de imkanlarınız varsa. Bunun haricinde de başka şeyler var. Herkes birbirini izliyor, gözlüyor. Ondan sonra şey, güvenlikler var, kameralar var, kim nereden çıktı, nereye gitti vesaire oldu, bilmem ne oldu, bir dinlemeyen kalmamış birbirini. Yani dolayısıyla bu şey içerisinde o vatandaş korkuyor. Bakın köydeki vatandaş hakikaten tırsıyor. Hele küçük yerlere, o küçük alana girdiği an diyor ki ya başıma bir iş gelir, neme lazım diyor. Memur tırsıyor. Tayini çıkıyor gidiyor bir kere. Yani binlerce polisin tayini çıkmadı mı kardeşim? Evet. Memur tırsıyor. İş adamı tamamen korkuyor. Yani bir vergi müfettişi geliyor kapısına. Vergi memuru geliyor kapısına. Getir bakalım şu defterleri diyor. Herkesin bir eksiği, bir korkusu ya da uğraşmayayım diyor. Evet. Bürokrat zaten teslim. Üst düzey bürokrattan bahsediyorum.
teslim. Vali şey yapamıyor, polis. Korkuyor. Herkes korkuyor, korkmayanı yok. Memuru korkuyor, iş adamı korkuyor, öğrencisi kredisinin kesileceğinden korkuyor. Herkes bir şeyden korkuyor. Teknoloji de artık bunu izlemeye, takibe izin verdi. Onu da hissettiriyorlar zaten. Evet. Onun için bakın burada Yasin Bey, üretim yani ekonomi anlamda bakıldığında biz hani kaçmaktan kovalamaya fırsat bulamıyoruz. Yani hükümetin yaptıklarını, bu milleti kandırma yönündeki eylemlerini anlatmaktan kendi yapacaklarımızı anlatmaya, söylemeye fırsat bulamıyoruz. Evet. Şeytan yani, taşlamadan namaza zaman bulamıyoruz. İbadete zaman bulamıyoruz. Yani dolayısıyla şimdi burada biz üreten ekonomi diyoruz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Bakın geçen dönem dedik ki biz iktidara geldiğimizde hatta 3 dönem peş peşe 2023 yılına kadar üreten ekonomi programını birbirinin devamı bir şekilde uygulayıp 2023 hedeflerine gittik. Şimdi 2023 hedefleri aslında Milliyetçi Hareket Partisi olarak ta başından bizim hedeflerimiz. Genel Başkanımız daha 1987 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı 2023 diyor. Onun hedeflerini diyor. Evet. Burada belli 16. büyük ekonomi hedefi vesairesi ta o dönemlerdeki fikir ve düşüncelerden geliyor. Ve Sayın Devlet Bahçeli Başbakan Yardımcısı iken, o zaman Devlet Planlama Teşkilatı kendisine bağlıyken, Devlet Planlama Teşkilatı'na 8. 5 yıllık kalkınma planını hazırlattırırken bu hedefi ortaya koyuyor. Yani ilk kez 8. 5 yani bir 5 yıllık kalkınma planında 2023 stratejik uzun vadeli uzun vadeli stratejisi diye ya orada yani bilsem getirirdim 8. 5 yıllık kalkınma planı devletin şeyi basılı kayıtlarında olan kitabı bu. Dolayısıyla bu kitapta ne var? 2023 yılı hedefleri var. Bu kitapta 2023 yılı hedeflerine giderken nüfusun artırılması gerektiği, yani Türkiye'de nüfusun azaldığı ve dolayısıyla bu noktada nüfus artışının teşvik edilmesi gerektiği, belli bir seviyede tutulması gerektiği orada işaret ediliyor. 2-3 çocuk vesaire. Yani Recep Tayyip Erdoğan bazı söylediği hakikaten faydalı şeyleri de açtı o kitaptan baktı söyledi. Yani bakıp getirdiler önüne koydular. O zannetti ki kendi söylüyor. Kaç defa dedik? Dedi ki ya arkadaş yani bizi tamam de referans göster. Şunu dedi. Ya referans istemiyoruz. Dedi ki bunlar dedi. Bakın bu 2023 hedeflerini anlatırken biz dedi ilk kez AK Parti dedi bunu dedi açıklıyor dedi böyle dedi. Bunlar dedi bir şey bilmiyor. Ya dedi ki arkadaş tamam da yani de ki ya devletin falan biz bunu bizim de hedefimizde ya da bizim hedefimizde. Yani bunları yapmadı falan değil mi bu bizim? Bunu söyledik ve sonuçta bunun böyle olduğunu anlayınca dedi ki veriniz telifini dedi. Yani konuşuyorsunuz dedi. Yani şey bu kadar basit. Öyle mi peki? Şimdi ya yok telif istemiyor. Biz onu yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hedefi haline getirmişiz. Biz bu memlekete, bu devlete telif için çalışmadık. Yani ve burada bakın bu hedefler 16. büyük ekonomi, diğer alanlarla ilgili, sanayi ile ilgili, tarımla ilgili bir takım hedefler orada kondu, orada söylendi. Üreten ekonomi programında da 2023 ile bağlantını geçen seçimde bu şeyleri koyduk. Üreten ekonomi programını 4 temel ayağa oturttuk biz. Dedik ki kardeşim bu üreten ekonomi programının birincisi üretimdir birinci ayak. İkinci ayak küresel rekabet gücüdür dedik. Üçüncü ayak hakkaniyetli paylaşımdır dedik. Dördüncü ayak kaynak etkinliği dedik. Şimdi bunlar bir model yapısı içerisinde ki bunların içerisinde de 100 tane vaatle bunları çerçeveledik. 100 tane vaatle bunların içini doldurduk. Bakın üretimi harekete geçirmeyi de 3 temel ayağa oturttuk. Dedik ki 1- düşük girdi maliyeti. Bugün üreten kesime sorduğunda ne diyor? Girdi çok pahalı diyor. Enerji pahalı, emek pahalı, ham madde pahalı. Niye pahalı? Emek pahalı diyor. Emek çalışana ucuz, çalıştırana pahalı. Niye? Arada devlet alıyor. Bakın bizim devletimiz, bakın ne deniyor biliyor musunuz? Ya bunlar aslında konuşmuyoruz da biz yapıyı sorgulamamız lazım. Ne deniyor? Efendim
şirketler, işte holdingler, vergi vesaire. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maliyesinin, hazinesinin topladığı vergiye baktığınızda verginin %92'si çalışandan. İkisi çalışandan kaynağında kesilen vergiler artı tüketim üzerinden alınan vergiler. Bakın bunun da %70'i tüketim üzerinden alınıyor. Dolaylı vergi dediğimiz vergi. Yani akaryakıt alıyorsunuz o an vergi veriyorsun. Şaka kararı vergi verdiniz. Bakın bu vergiyi toplamak için de devletin masrafı falan yok. Tüm bu vergi dairelerinin birçok şeyin bu vergi toplama maliyetleri ne için yapılıyor biliyor musun? %92'li kısım değil, %8 için. Kapatsak daha ekonomik olur. Ya bakın ne diyorum işte. Bakın bir şeyi algılamak lazım. Siz deyin ki ey holdingler, ey şirketler, ya ben sizden vergi mergi almıyorum kardeşim deseniz vergi geliriniz %8 azalır. Vergi geliriniz %8 azalır. %92 azalmaz. %92 garibandan, fakirden boğazına çöküyorsun, alıyorsun. Sigara alıyorsun. Evet. Elektrik tüketiyor. Yani şu anda biz burada otururken de ödüyoruz vergi. Sürekli evet. Ödüyoruz. İşsiz de ödüyor, işlisi de ödüyor. Buradaki olay şu. Ama peki iş adamından da. Ya adam işçi çalıştırıyor. İşçinin maaş, eline veriyor 850 lira. Kendine mal oluyor 1350 lira. Evet. Niye? SSK'sı, vergisi, stopajı. Algısı, stopajı bilmem neyi vesairesi vesairesi. Evet. Yani dolayısıyla bu yapı içerisinde. Ha bu kadar vergiyi şey diyorsun. Veri alışı. Ondan sonra da diyorsun ki sen. Dünyayla bütünleştik diyorsun, para hareketi serbest diyorsun, sermaye hareketi serbest diyorsun, mal hareketi serbest diyorsun, her şey herkes her yerde olur diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ey üretici bak pahalıya üret, ham madde mi alıyorsun benim vergimi ver, mazot mu alıyorsun köylü tarlaya gideceksin. 400 liralık mazot alıyorsan bunun asgari 200 lirası, 200 liradan daha fazlası vergi, ÖTV, KDV. Benim payımı ver, benim payımı ver, pahalıya üret ama ucuza sat. Evet. Pahalıya üretip ucuza satamıyorsan bırak. Ben de derim ki sana, elin adamı ucuza satıyor, gidip rekabet edemiyorsan bana ne? Niye rekabet edemiyor? Onu sormuyor. Şimdi yapı bir bütün. Onun için dedik ki biz, bu üreten ekonominin üretim ayağında düşük girdi maliyet dedik. Onun için de mesela köylüden bir örnek vereyim diye vaatle. Köylüden mazot... Süremizin de sonuna geldiğimizi hatırlatayım. Yani, evet. Şimdi yani şeyden programa başlamadan önce çok uzun konuşmak dinleyenler de ama, şey dedik ama ben nasıl olduğunu, geçtiğini de anlamadım. Evet. Keyifli olduğunu ya, izleyicilerimiz ya, Yasin Bey o zaman şöyle söyleyeyim. Evet. Dedik ki kardeşim öyleyse biz üreten ekonomi programımızın gereği üretimi harekete geçireceğiz. Onun için de öncelikli girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Girdi maliyetlerini düşürmek için de mazot için, çiftçi için söylüyorum. Diğerler için de vaatlerimiz vardı. Çiftçinin aldığı mazottan ÖTV ve KDV almayacağız. Şeydeki gibi havayolu ve deniz taşımacılığındaki durum gibi. Yatlarda da olduğu evet. gibi. Evet. Yani dolayısıyla bunu yapacağız dedik. Başbakan dedi ki olur mu öyle şey dedi. Dedik yapıyorsun ya yatlara veriyorsun evet. ondan sonra diğer alanlara veriyorsun. Hani millet uçaklar bak ucuzladı herkes uçuyor. Doğru niye? Vergi almıyorsun. Vergi almıyorsun. Burada da alma, bunlar da üretsinler, bunlar da rekabet etsinler. Evet. Yani dolayısıyla bunların rekabet hakkı yok mu? Tarlalar boş kalmaya başladı. Kesinlikle. İnsanlar geçinemiyor. Bu bile ayrı bir şey konu. İşte bakın, konusu. Bunu söyledik. Başbakan çıktı dedi ki bizim dedi şeyimiz mi var dedi. Petrol kuyularımız mı var dedi. Evet. İndirim yok dedi. Köylü indirim yok diyene oy verdi. Evet. Evet. Onun için yani. Çok ciddi hazırlanıyoruz. Evet. Yani bu dönem biz Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğunu, bu devletin sorumluluğunu, idare sorumluluğunu almaya talibiz. İnşallah yani böyle bir vesileyle de programı uzatıyor demezseniz gelir bu programlarımızı da, ekonomi programımızı da bir gün anlatırız. Keyifle.
Dördüncü boyut programı bu hafta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya'yı ağırladı. Çok bana göre verimli bir program oldu diye düşünüyorum. Umarım seyircilerimiz de bu kanaatimi paylaşır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aydınlatıcı şeyler söylediniz. İmkanı verdiniz. Yeni bir dördüncü boyutta buluşuncaya dek iyi akşamlar.